Açık Sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. E, açık Sorular'ın bu akşam konu canlandırdığı tiplemelerle hepinizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği, çok güldüğü oyuncu Özgün Bayraktar bizlerle birlikte. Özgün hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Şimdi biz e, içeride sohbeti aslında başladık. Güle güle geldik stüdyoya ama o kadar çok konuşacak konu var ki nasıl sığdıracağız bilmiyorum bu program boyunca. 50 dakika süremiz var ona göre konuşacağız e, artık. Ben çok konuşurum. <laughs> Umuyorum ki sığdırabilirsiniz. Sen evet. arada bir bana şöyle yapabilirsin. <gülüyor> 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 Özgün sus tamam artık lazım. <laughs> 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 şimdi e, hakikaten o doğaçlama yeteneğini konuşacağız efsane çünkü herkes senin doğaçlamalarına bayılıyor ve çok gülüyor. Böyle yapıyorsam öyle mi? Tövaze olmaya hiç gerek yok. E, zaten e, videolarında ortada alkış kıyamet e, insanlar çok seviyorlar. Çok beğeniyorlar. Ekşi sözlüğün zaten birçoğu yorumlarda senin doğaçlamanla alakalı. Hmm. E, onları da konuşacağız ama tamam. şimdi aslında oyuncular şöyle baştan başlayalım. Çünkü sen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi biyoloji mezunusun evet. değil mi? Nasıl evet. oldu peki orada nasıl bir kırılma yaşadın ve oyuncu olmaya karar verdin? Evet yani orası gerçekten hani bah dönümü dediğimiz bir nokta. Şimdi... Ben dersleri iyi görece hani iyi bir öğrenciydim ama her zaman oyuncu olmak istiyordum yani hep ailem de bunu çok çok iyi bilir ama tabii biraz fizik biraz kimya biraz biyoloji yapınca sanıyorlar ki sen oyuncu olduğunda bu bilgiler yazık olacak senin <laughs> boşa gidecek sanıyorlar ee, ama öyle değil ben dedim ki tamam o zaman ben sınava gireceğim bir yerlere kazanırsam okuyacağım Hı. gerçekten öyle oldu Ankara Üniversitesi'nde biyoloji kazandım çok da severek okudum. Yani şahane bir branş zaten. Asla ucu bucağı olmayan ve çok keyifle öğrendiğim bir branştı. Mezun olup işe girdikten sonra bir ay, iki ay öykü. Şöyleyim bak ben bunu bir ömür mü yapacağım? Ben daha ne kadar bunu yapacağım? Üç ay, beş ay, altı ay, yedi ay. E, anne baba da emekli olmuş. Tamam artık çocuklarımız bir de benim ablam var. O zaten çok önceden bitirmişti okuma e, hikayelerini. Tamam deyip rahatlıyorlar tabii ki. O yüzden sana ekstra bir ben bir oyunculuk daha okuyacağım diyemiyorsun. Ee, orada da devreye e, ablam girdi. Dedi ki sen sınavları kazan, e, ben okutacağım seni dedi. Ben de kazanamayacağım düşünerek <laughs> böyle bir fake attığını sandım ama e, öyle değilmiş okuttu çünkü kazandım ben de. O benim baht dönüşüm oldu. Yani hani hayatımın kırılma noktası dediğimiz her insan hayatında evet. bir iki kere belki daha fazla olan kısım vardı. Sonra şimdi, Müjdat Gezen'i kazandım. Tamam şimdi sen e, biyoloji mezunu oldun. Evet. E, birkaç... Böyle ay çalıştım, on ay çalıştım, Daha, on evet, ay çalışıp tamam. bir seneyi de dolduruyordum. Doldurmadım. Yani. <laughs> Ama aklımın bir köşesinde hep oyuncu olmak var. Hep, hep. Ee, sonra nasıl çalıştın peki sınavlara? E ee, konservatuar sınavlarında zaten şöyle oluyor. Ee, sizden bir dram, bir komedi parçası, bir şarkı, bir şiir istiyorlar. Ee, ben tabii ki bu konularda hiçbir fikrim yok. Başı kesik tavuk gibi. Ee, ne yapacağım böyle düşünürken e, Müjdat Gezen'e girmeyi düşündüm. Çünkü hem iş yerim oraya yakındı hem üniversite mezunlarının bazı derslerini ortak ders saydığı için daha kısa bir mezun olacaktım, kısa sürede. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bölüm başkanının kim olduğunu araştırdım. Çiçek gibi. Hmm. Çiçek dilli ile taciz ettim. Yani bayağı Twitter üzerinden taciz ettim. Lütfen beni duyun, sesimi duyun. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. <gülüyor> Artık <gülüyor> dayanamayıp dedi ki e, tamam duydum. Ben ilgilenemem ama asistanlarımın numaralarını vereyim. Ara dedi. Ben de asistanlarına ulaştım ve bir tanesi e, ile e, bir komedi, bir dram parça çalışıp öyle kazandım sınavı. Peki nasıl seçtin o parçaları? O sınavlar da çok heyecan verici evet, oluyor, çok evet. heyecanlandın mı mesela? Evet, bir de bitmiyor üç gün. Bir, birinci gün giriyorsun, ilk aşamayı alıyorsun, ikinci gün giriyorsun, bir tane daha üçüncü gün. Sınavlar bittikten ee, sonra sonuçların açıklanması. Evet, açıklanması. Heyecan. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu asla inandırıcı bulmayacaksın. Ben kolumdan kalp atışımı hissediyordum. Bayağı yanımda arkadaşım var, kolumu bir tutar mısın? Çünkü kolumda Artık nasıl, nasıl kaybı yapıyoruz? Evet. E, parçaları nasıl seçtik? Yani aslında ben çok hakim olmadığım için oyunlara, yazarlara, işte e, durumlara e, hocanın e, desteğiyle oldu. O böyle senin kumaşını anlıyor zaten. Şu anda ben de anlıyorum aslında. Ben de konservatuvar evet, öğrenciler evet. hazırlıyorum. O anlıyor, öneriyor. Bunları bunları bir oku bakalım. Hangisi içine sinerse onu oynarız diyor. Öyle okuyup seçmiştim. Şimdi mesela sınava girecek muhakkak izleyen öğrenciler vardır. Evet, e, oyuncu evet. olmak isteyen. O ilk heyecan nasıl biraz? kendilerine de böyle ders çıkarsınlar diye aslında soruyorum. Şimdi tabii siz profesyonel oyuncularsınız artık ekranlarda milyonlar izliyor sizi takip ediyorlar ama o ilk Hı. heyecanlar o ilk işte kurulun karşısına çıkıp o performansı sergilerken Hı. o duygu sonra onu işte sahneden indikten sonra acaba kazandım mı oldum, nasıl oldum. hisler bunlar? Ya şöyle bir kere ben e, bende mi bu böyle oluyor yoksa genel olarak böyle mi bilmiyorum ama yüzde %90 heyecan sizi oynatıyor Hı. yani o heyecan senin oyununa bir şey katıyor çünkü zaten oyunculuk duygu işi olduğu için e ee, o metindeki yazarın verdiği duyguyu sahneye yansıtman gerekiyor. O heyecan o duyguları daha da arttırıyor. O yüzden tüm provalardan oyun çok daha iyi olur. Tüm provalardan çok daha iyi bir performans sergilersin. Bu sınav için de geçerli. Ee, çok keyifli, çok güzel bir heyecan bu. Ee, rahat olsunlar deyip heyecandan, <laughs> rahat olsunlar derken. Çok <laughs> Rahat olsunlar deyip ben kol atışım, <laughs> evet, hani kalbimi açıp kolumu. <laughs> evet yani çok da rahat olmayacaklar zaten ama e, bir şekilde e, o hiç unutulmaz bir an olarak e, hafızana kayıtlı oluyor. Sonra e, bu eğitimlerden sonra 2015 yılında Buyur Bir de Buradan Bak isimli evet. programa e, evet. katıldı. Zaten orada çok sevildi aslında. Evet. Ee, Özgün Bayraktar tanındın, çok sevildin. Evet. Oradaki tiplemeler canlandırdın, o performans... Nefis de Onları da konuşacağız zaten. O doğaçlamaya muhakkak geleceğim. Onu uzun uzun konuşacağız. Çünkü böyle bir doğaçlama yeteneği yok. E, programa nasıl dahil olmuştun o zaman? E, o zamanlar ya yani biz işte oyuncular e, bir projeye dahil olmak için audition dedikleri bir deneme çekimine giriyoruz. E, bu buradan bakın auditionla beni BKM'den tanıdığım ve böyle bana güvenen bu iş tam senlik diye yaklaşan bir e, tanıdığım arkadaşım e, beni audition'a gönderdi. Ve bu kapalı bir auditionmuş aslında. Yani hani e, nasıl diyeyim referanssız girilemeyecek Hı. bir audition'mış. Ben gittiğimde orada çok büyük bir e, audition vardı yani 809 kişinin oh. girdiği 4 gün süren bir audition'mış bu. Sahneye çıktım ve ilk kez BKM sahnesinde çıkıyorum ve orada ben yıllarca bir deme tiyatro izlemişim, bana bir şeyler oluyor izlemişim. Yani hayran olduğum bir sürü iş proje izlemişim orada. Böyle BKM'nin sahnesine çıktım ve dedim ki Allah'ım inşallah bu sahneden uzun süre inmem dedim. Ve şu anda da BKM sahnesindeyim. O yüzden benim için çok önemli. Orada bana doğaçlama bir şeyler yaptırdılar ya. Yani oraya harfler yazmışlar. Yönetmenimiz, yapımcımız ve editörümüz. İşte ee, işte harfler yazmışlar. Bu harflerden bir kelime üret ve Türkçede olmayan bu kelimenin ne anlama geldiğini bize anlat ve cümle içinde kur. Mesela oyunlardan birisi bu. Ben de orada bir şeyler yaptım ve orada anladım. Beni çok beğendiler ve hatta anlamadım da neden beğendiklerini. <laughs> Sen oralardan gitme, kaybolma dedi yönetmenimiz Ebru Yalçın çok severim. Selam olsun. Ben de tamam dedim. Akşama kadar bekledim orada. Sonra bir ay iki ay beni aramadılar. Olmadı herhalde dedim. Meğer projenin o işte ön hazırlığı, demlenme hmm. durumu var. Sonra aradılar ve o şekilde ya yani şahane bir ekiple hepsi birbirinden farklı ve komik bir ekiple çok güzel bir işe başladık. Ne kadar süre devam etmiş o program? Ee, toplamda 35 bölüm yayında kaldık biz iki farklı kanalda. Ee, ama ara ara kesitler oldu bir ara ara verdik sonra tekrar başladık vesaire. Bir buçuk yıl gibi bir süre e, ekranda kaldı. Buyur buradan bak. Ya o şimdi geleceğim doğaçlamaya. <laughs> şimdi sen gelmeden önce videoları izledim biraz. Bir tane iskelet kelimesini veriyorlar sana ve sen o iskelet kelimesini alıyorsun, döndürüyorsun. Yok diyet oradan buradan falan derken izlerken gülmekten gerçekten ya. böyle kendimi toparlayamadım. Nasıl geliştirdin bu yeteneğini? Ya da hep vardı bir şekilde böyle oyunculuk yapa yapa mı ortaya çıktı? Nasıl bir yetenektir bu? Ya şöyle e, bence vardı. Ama tabii ki geliştirilebilen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biz buyur buradan bakın e, prova süreçlerinde de yine Ankara Üniversitesi Dil Tarih'ten çok önemli bir hocayla, Kadir hocayla ile doğaçlama üzerine provalar, çalışmalar yapmıştık. Orada doğaçlamanın bazı kuralları vardır. Hı. O kurallar çerçevesi içerisinde. Sen kendi malzemeni ortaya koyarsın zaten. Ee, ben de vardı. Ben her zaman çok hazır cevap, hep böyle yani çocukluktan beri, ya Özgün bu aklına nereden geldi diyecekleri şeyler söyleyen, kendi kendine oyunlar uyduran, sürekli parodiler, bir şeyler yapıp ailesini bunaltan, boğan bu bir e, <laughs> çocuktum. E, o o var olan şeyin üzerine tabii ki konservatuar eğitimi, e, bu yuvadan baktaki e, editörün başarısı, yönetmenin, yapımcının sana sunduğu imkanlar vesaire bir şekilde bir sürü şey tuğla gibi üst üste binerek ortaya çıkıyor. Mesela o programda da bazı oyunlar tam bana göreydi. İnşallah beni seçerler ben oynarım diyordum. Bazılarına çok korkuyordum öykü Yani bazılarında komediyi mizahı ortaya koyamayacağımı düşünüyordum. Öyle de oluyordu zaten. Mesela izlediğin oyun çok benlik bir oyun. Yani hep böyle o bölüm geldiğinde umarım beni seçerler diye düşünüyordum. Bu da değişiyor yani hani hangi oyunlarda daha iyisin, hangilerinde değilsin. Ee, bir sürü aslında farklı kanava var bu noktada. Ya mesela bir kelime işte seyircilerden evet. birini Hatta bir çocuktu galiba. Tak, evet. iskelet dedi, ee, sunucusu da Doğar Rütbay'dı evet, değil mi? De, evet, ee, Hatta onun hoşuna gitti falan. Ondan sonra sen aldın o kelimeyi öyle bir yürüttün ki. Evet, çünkü yanda üç arkadaş e, ki ikisi ekipten birisi seyirci koltuğundan sanırım. Sana sen hikaye anlatırken bir renk, bir sayı ve bir kelime veriyor. Yani sen kafana göre bir hikaye anlatamıyorsun. O gelen sayı, renk ve kelimeyi de... E, Formatı uygun şeye koyman lazım, hikayenin içine koyman lazım. O kadar absürt, o kadar beni zor durumda bırakacak şeyler geldi ki bir şekilde tutunuyorsun işte ayık olma, rahat olma, ee, bir sürü şey özel var. Özel bir tekniğin var mı peki senin kendi uyguladığın? Ya özel bir teknik diyemeyiz buna çünkü... Hem konservatorda hem sonrasında birçok teknik öğreniyorsunuz. Herkesin, tüm oyuncuların bir eleği var bence. Bir sürü bilgi boşaltılıyor oradan. Sen sana uygun olan olmayan da demeyeceğim de faydalanabildiğin ya da üzerine oturan diyelim. Eliyorsun, eliyorsun. Ortaya bir sürü insandan, bir sürü hocadan, ustadan, yazardan, metin yazarından, Stanislavski'den, Chekhov'dan, Shakespeare'den, Brecht'ten bir sürü şey kalıyor. Sen onlardan kendine böyle hamurdan bir, bir şey yaratıyorsun. O senin tekniğin oluyor bence. Hani Dolayısıyla şu teknikle ilerliyorum demek e, benim için en azından doğru olmaz. Ama tabii geliştirebilen bir şey. Yani bir yetenek tabii, var. Tabii ki. Yetenek muhakkak eğitimle ki. geliştirilebilir kesinlikle mesela ilk era benim hocamdır. Ee, ilk konservatuar ilk dersinde sınıfta şöyle bir cümle kurdu. Bir doktor kadar, bir mühendis kadar, bir eczacı kadar fakültelerinden bahsediyor. Hı. Çalışmayacaksanız şimdi şu kapıdan çıkın dedi. Yani aa oyuncu olduk rahatız ya o kadar çalışmaya gerek yok. Zaten ben bir şey olamadım diye oyunculuğu seçtim vesaire diyen herkes o sahneden bir şekilde eleniyor aslında. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ee, orada doğaçlama yapıyorsunuz tak oradan bir kelime geliyor tak oradan bir kelime geliyor ama sen tabi e, baktığın zaman bütün bir hikayeyi anlatıyorsun o gelen kelimelerle ve bir anda böyle izleyiciler gülmeye başlıyor çünkü komedi Hı. ve çok komik de bir e, orada hikaye dönüyor aslında nasıl tutuyorsunuz mesela kendinizi gülmeden o yani o tepkiyi aldığınız zaman konsantrasyon nasıl bozulmuyor? Ya öykü bu konuda en çok zorlananlardan birisi benim ben kendim oynarken değil de arkadaşım sahnede oynarken ben çok gülerim yani. Birileri oynarken ben orada o kadar çok gülerim ki yönetmenimden uyarı almıştım zaten. Özgün seyirciden çok gülüyorsun. Montajda seni atamıyorum. Biraz tut kendini. Sahnede <gülüyor> bayağı gülüyorsun. Tabii tabii tabii. Yani bir de doğaçlama olduğu için nerede ne komik olacak bunu da bilemediğin evet, evet. için hakim de değilsin. Ama ben kendim oynarken stres var. Yapabilecek miyim? Kaygısı var. O yüzden kahkahalar sana gülme olarak değil de şarj yani hmm. hani motivasyon olarak geri dönüyor. Tamam her i̇yi şey gidiyor. yolunda diyorsun. Gülüyorlar. Şu an iyi gidiyor diyorsun. Peki böyle bir sahnede başına geldi mi gülmekten kendini alıkoyamadın ve role giremediğin? Geldi, Top... tabii ki geldi. Hangi oyunda oldu? Ee, Ya Güldür de zaten hani komikliği tescillenmiş ve hani gerçekten mizah konusunda çok... Özgün'ü Sa alalım, Özgün çok gülüyor. gülüyor. Ya evet yani hani Allah'tan prova diye bir şey var ki provalarda rahat rahat gülüyoruz sonra oyunda biraz daha hani onun gerginliğiyle ama şöyle bir anım var benim... E Devlet Tiyatrosunda bir oyun oynuyoruz. O dönem ben çok ağır bir diyetteyim, asla hiçbir şey yemiyorum, kiloma takmış durumdayım ee, ve bu sebepten e, sürekli açım. Sahneye girdiğimde de sahnenin solunda bayağı antre alıyorum, sahneye giriyorum. Solunda bir grup oyuncu arkadaş meyve yiyorlar. Önlerinde de bir İtalyan, İtalyan diyorum, İtal bir muz, Hı. onu böyle kesmişler, doğramışlar falan. Normalde mizansende rejide benim asla muz yememem gerekiyor. Gidiyorum, onlarla bir şey konuşuyorum oturmaya masama geri döneceğim. Muz o kadar hoşuma gitti ki çat ağzıma attı verdim. Onlar da şok oldu. herkes herkes ne yaptın diye bana bakıyor. Ee, ve benim rehberliğim var. Ağzımda o muz büyüdü, büyüdü, büyüdü. Konuşamıyorum. Bir anda kendime gülmeye başladım. Nasıl böyle bir şey anlatamıyorum. <laughs> 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 o günden beri asla sahneye aç çıkmıyorum. Çünkü her şeyi yesin <laughs> sahne de <laughs> bir, <gülüyor> Evet, bu bir şey olduğu zaman tık atasım geliyor. O yüzden asla yani bu hani çok saçma ve kendi kendimin e, topuğuna sıktığım bir oyundu. Oradan nasıl döndürdün peki? E, seyirci de anladı zaten. Onlar da güldüler. Ağzımda gibi bitirip evet, devam ettik sonra. Evet maalesef. Peki şey böyle rolüne nasıl hazırlanıyorsun? Ya bu aslında e, role bağlı. E, tabii komedinin ayrı bir dinamiği tabii. var, dramın ayrı bir din, dinamiği var. Bizim masa başı çalışması dediğimiz aslında hani seyircinin hiçbir fikri olmayan, e, çok uzun çalışmalarımız oluyor. Bunu konservatuvarda bize bayağı metotlarıyla, teknikleriyle öğretiyorlar. E, tabii ki oradan e, öğrendiğim bilgilerle e, projenin durumuna e, mesela güldür güldür çok inanılmaz tempolu bir iş. Yani her bölüm 7 skeç çekiliyor. En az 3-4 tanesinde ben oynuyorum. Her bir skeçte farklı bir tip oynaman gerekiyor. Ve cebindekileri kullanıyorsun. Bir yerde tükeniyor. Diyorsun ki ben bunu geçen hafta yapmış mıydım? Nedir ne değildir? Orada ayrı bir dinamik var. Ama bir sinema filmi teksti geldiğinizde önünüzde. Zaten size çok önceden geliyor Metin. Oturuyorsunuz, düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Bu kadın nasıl bir kadın? Neler var geçmişinde? Nedir ne değildir? Hepsinin ayrı bir tabii ki şeyi var. Ee, dinamiği var. Çalışma prensibi var diyebiliriz. Çok gözlemler misin mesela? Komedide özellikle. Evet. Ee, ne bileyim halkın arasında çok karışır mısın çok gözlemler misin etrafını oradan çıkartır mısın tipleri mesela yardımcı olur mu sana ben bir kere komik insanları çok seviyorum severim ve hep komik insanlarla arkadaş olmak isterim ve isterim ki hani beni ben de komiyim diye insanlar benimle arkadaş olsunlar <laughs> e, hatta e, lise çağlarında sürekli hiç uzun, uzun süre arkadaşım olmadı benim sevgilim erkek arkadaşım olmadı eve gelip ağlıyordum falan ablam dedi ki çünkü sürekli şaka yapıyorsun yani <laughs> insan evet, ciddi mi oldu evet da. yani sürekli <laughs> erkeklere şaka yapıyorsun biraz süzül, biraz bir şeyler anlat biraz böyle farklı şeyler sürekli şaka yapıyorsun ve gülsünler de insanların gözlerinin içine bakıyorsun tabii ki olmaz dedi yani o herhalde böyle bir kodlama var bende ee, o yüzden hani e, mizah bence kişinin içinde var olan ama geliştirilebilen bir şey yani. Komedi derslerimiz vardı mesela bizim. Komedi öğretilir mi acaba diye sormuştum hocaya. Evet. O da demişti ki, ben neye gülüyorum sorusuyla devam ettiğin sürece ya da bu insanlar neye gülüyor? Bir yerde bir şey gülündüğünde ne oldu da güldüler? Bunun üzerine gidersen aslında öğrenirsin komedinin ne olduğunu. Tabii bu çok hani e, lokal de bir şey. Hani Amerika'nın güldüğü bir şey Türk gülmüyor. Türkün çok tabii. güldüğü bir şey Fransız Fransız kalıyor. E, ama çok e, Evrensel komikler de var mesela. Hani tüm dünyanın güldüğü şeyler var. Bunlar genelde hani YouTube'da, Instagram'da orada burada işte düşme videoları olabilir evet. vesaire. Bunların hepsi böyle üzerine konuşulacak, düşünülecek, taranacak şeyler. Şimdi komediyi çok seviyorsun. Çok. Gülmeyi çok seviyorsun. Güldürmeyi çok seviyorsun. O yüzden komedi mi, dram mı diye hani sorsam seçim yapabilir misin? Seçim ya yaparım aslında ya şova da gerek yok aslında şöyle yani tabii ki dramda oynamak çok isterim çok seviyorum ama komedi böyle ayaklarımın yere daha sağlam bastığı, kendimi daha rahat hissettiğim bir alan. Ha bu rahatlık bu konfor ileride beni rahatsız edebilir mi? Kesinlikle eder. Bu bir etiket olarak üzerime yapışırsa, acaba ben dram oynayamayacağımı düşünüyor Türk seyircisi ya da Türk yönetmeni, Türk yapımcısı. Tabii ki bunun kaygılarını yaşarım. Böyle çok insan var. Mesela Ezgi Mola bu konudaki çok başarılı bir örnek. Evet. Yıllarca komedi yaptı. Gerçekten çok güldük, çok eğlendik. O da çok mizahçı bir oyuncu. Sonra bir ters köşe yaptı evet. Masumlar Apartmanı'yla. Dedim ki işte bu. Yani öyle bir durum tabii ki tüm oyuncular ister. Sürekli dram yapanlar komedi yaptığını ispatlamak ister. Sürekli komedi yapanlar da ben dramda da varım demek ister. Aslında komedi daha zor değil mi? Çünkü farklı karakterlerdeki insanları... Tek bir espride Hı -hı. güldürmeye çalışıyorsunuz Hı -hı. aslında. Mesela benim güldüğüme evet. sen gülmeyebilirsin. Evet. İkimiz çok güleriz ama bir başkası gülmez. Çok doğru. Ee, sahnedesiniz aslında güldürme odaklı evet. oyun veriyorsunuz ama belki istediğiniz tepkiyi alamayacaksınız. Demolize olma durumunun söz konusu olabilir sahnede. Evet. Onu nasıl toparlıyorsunuz mesela? Sahnedeyken çok gözlemler misin seyirciyi? Evet. Buyur Buradan baktayken, yani doğaçlama bir şey yapıyorken diyelim, e, seyirciyi gözlemlemeye fırsatın oluyor. Ama e, Güldür Güldür gibi e, elinde bir tekst olan ve o tekste bağımlı gitmek zorunda olduğun e, projelerde e, başka şeylerde daha odaklanmış oluyorsun. Ya da ben Güldür Güldür'e yeni olduğum için değilim. E, bu dediğim gibi projeye göre değişen bir şey ama hani böyle sahnede ya niye gülmüyorlar diye panik olduğum çok an olmuştur ama şu da çok olmuştur öykü bir şey yapıyorum ve insanlar gülüyorlar neye güldüklerini anlamıyorum ve yayınlanmasını hmm. bekliyorum programın. Orada neye güldüler? Bileyim de ona göre devam edeceğim. <laughs> Yine yapacağım onu. Şaşırdığın zamanlarda oluyor mesela. Oluyor. Hani burada gülünmemesi gerekiyor evet, ama güldüler. Oldu yani. mesela son zamanlarda? Oldu. Ee, güldür güldür de oldu. Bir e, Fatih Terim e, skecimiz vardı. Ee, Burak e, Topaloğlu'nun, selam olsun. E, çok iyi bir Fatih Terim taklidi yaptı. Hı hı. Orada ben ona sorular soran bir muhabir kızı oynuyorum. Hı hı. E, Cihangir'den Jale e, diye giriyorum tüm hı hı. sorulara. Orada ben ne zaman... E, Merhabalar hocam ben Cihangir'den Jale desem reaksiyon geldi ve baktım reaksiyon gelmeye devam ediyor. Seyirciye de baktım baya eğleniyor. Tabii ki onu köpürtüyorsun orada. Yani bir dakika ya işler yolunda gidiyor deyip bir rahatlama geliyor ve üzerine gidiyorsun o şakanın. Bunlar da oluyor evet son zamanlarda aklıma gelen bu var. O zaman sahnede tekse çok bağlı kalmayabiliyor musunuz? seyircinin tepkisine göre tabii, reaksiyonuna göre biliyorsunuz. Tabii tabii göre... öyle, tabii öyle. Tabii öyle kat devam ediyorsun. Asla yok. Zaten aslında e, metinler çok sağlam metinler. Gerçekten e, mizah konusunda çok almış yürümüşler. Zaten 9 yıldır devam eden Türkiye'nin tek komedi programından bahsediyoruz. Ama sen eğer e, bir pas geldiyse de ayağına ama metinden çıkmayayım diye gol atmama gibi bir duruma girmiyorsun. Mutlaka e, golünü atıyorsun. Peki öyle aralardaki paslaşmalarınızda böyle role girip de çıkamadığınız zamanlar oluyor mu? Tabii ki oluyor ama siz bunları göremiyorsunuz. <laughs> Göremiyoruz. Işte biz de onları görmek Tabii istiyoruz. Tabii ki. <laughs> en son biz bir Yasemin Sakalloğlu'nun geldiği bölümde çok komik, herkes çok komik sahnede. Aylin Kontante sahnede, Meltem Bilmaz Kaya, Yasemin ben. Yani gülmekten... Bir süre oyunu durdurduk. Bayağı ailen e, kanepeden yere doğru düşüyordu falan toparladık. E, <laughs> devam etmekte de zorundayız ama seyirci buna çok gülüyor zaten. Yani seyirci e, sahnedeki insan gülüyorsa zaten bir şey komiktir diyor ve normalde x birim gülecekse 3x birim gülüyor. Hı. Enteresan bir şekilde. O bölümleri de hiç vermeyi düşünmüyor musunuz mesela sonra? Ya mut, mutlaka düşünüyorlardır yani e, eminim öyle bir e, Çok keyifli olmaz çalışmak mı, kesinlikle vardır. Çok da izleneceğinden eminim zaten mutlaka vardır ama e, vizyon, e, vizyon diyorum Yayını onu veremiyoruz çünkü bir süre e, durumumuz var. Yani biz 830 9 arası başlıyoruz 7 skeç arada dekor değişimleri 12.30'da bitiyor yani televizyonda böyle bir zamanımız olamıyor maalesef Doğru. o yüzden kıt 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 gidiyor onlar. Seyirciler nasıl tepkiler alıyorsunuz mesela halktan dışarıda? Çok izlenen bir program, çok seviliyorum. Evet, yani çok acayip. Sosyal yani, medyada çok konuşuluyor. Evet, inanılmaz bir e, yelpazesi var, kitlesi var Güldür Güldür'ün. E, ben PCR testi yaptırmak için bir e, hastaneye gittim. E, ismimi girdiler falan. Sonra bir telefon trafiği döndü orada. Hiç üzerime alınmıyorum tabii ki. Başhekim geldi. Dedi ki biz size bayılıyoruz. Biz sizin şöyle hayranınız, böyle hayranınızız. Ben de çok üzerime alamıyorum yeni olduğum için projede. <laughs> ben de hayranım gerçekten çok iyiler. İyi ki ben de oradayım vesaire gibi bir yerden yaklaşıyorum. Yani e, başhekimden tutun da e, dolmuş şoförüne... 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki birine ya da atıyorum İstanbul'un en lüks ilçesinden doğudan bir şehre kadar herkese her yaşa her sosyal, ekonomik, kültürel ...kitledeki herkese ulaşmış bir iş. Evet. Dolayısıyla yani hani her kapıyı açan... E, ...bir iş. E, tepkiler tabii ki çok enteresan tepkiler oluyor. Skeçler çok güzel, metinler çok iyi. Oyuncular çok iyi. E, iz, bir bütün olarak izlediği zaman... ...tabii ki seyirci... E, ...hakikaten takdir ediyor. Evet. E, peki en keyif aldığın oyun hangisi? Şu ana kadar... ...sahnede, tiyatro sahnesinde... ...onladığı. Hmm, hmm. Yani... Şu an çok mutluyum bu çalıştığım işte güldür güldür olmaktan dolayı e, ama e, geriye dönecek olursak da e, 4 yıl e, devlet tiyatrosunda e, Celer Kadri oğlu'nun olduğu, e, Hakan Çimen Ser'in yönettiği Giydirici isimli oyunda e, oynadım ve ben o oyunda e, oyun çıktığında oyuncu değildim. O oyunda oyuncu değildim. Devlet tiyatrosunda başka bir oyunda oyuncuydum ve dedim ki ya bu oyun çok konuşuluyor, ben bu oyunu bir izleyeyim. Yer yok ama ben devlet tiyatrosunda oyuncu olduğum için arkadan merdivende bir yerde oturttular beni. Sen hepsini tanıyorum zaten. <laughs> Sen izle oyunu diye oyunu izledim ve büyük bir hayranlık içerisinde o an o oyunda ya Allah ben neden böyle bir oyun içinde değilim diye bir dilekte bulundum. Keşke bu oyun içerisinde olsaydım ya da böyle bir oyun içerisinde olayım diye. <laughs> Bundan 6 ay sonra sahne amiri beni aradı ve dedi ki Özgün giydirici bir oyun var. Evet Ergül abi. E, bu oyundan iki tane arkadaş ayrıldı. Evet e, oyun şöyle. Bana oyunu anlatma Ergül abi. Ben oyunu çok iyi biliyorum. Bir seninle görüşmek istiyoruz dedi. Ve ben müdürlüğe gittim. Devlet tiyatrosu genel Nasıl canı gönülden istediysen sen Evet gerçekten bu dile kapısı gelmiş. derler ya dile kapına çıkmış diye. Öyle bir durum varmış. Dört yılda sonra giydiricide ben e, oynadım ve hiç unutamam. Neler kattı oyunculuk hayatına? Konuşacağız kısa bir aramız Tabii. var. Aranın ardından açık sorular devam edecek. Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Özgün Bayraktar'la sohbetimize devam ediyoruz. Özgün şimdi araya gitmeden önce e, oynamaktan en keyif aldığın oyun hangisi diye sorduğumda giydiriciyi söylemiştin. Dört sene oynadık demiştin. E, peki oyunculuğuna ne kattı? Dört yıl uzun bir süre çünkü değil mi bir oyun için? Evet, yani evet. Ee, yani gerçi devlet tiyatrosunda bir oyun iyi ise 9-10 yıl bile sürebiliyor hı hı. çünkü hani asla bitmeyen bir seyirci e, potansiyeli oluyor. Ama evet, 4 yıl için uzun bir süre diyebiliriz. Ee, aslında benim giydiricide ilk e, girdiğimde çok küçük bir rolüm vardı. Hı hı. E, ama hani derler ya rolün büyük küçüğü olmaz diye. E, tabii ki çok önemli usta isimlerle sahnede bir şeyler yapıyorsunuz. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ee, ve hem komedi unsurlarının hem dram unsurlarının aynı oyunda e, nasıl böyle birbirlerine geçmiş şekilde olabileceğini e, çok net gördüğümüz bir oyundu. E, oyunculuklar tabii ki şahaneydi. Metin zaten çok önemli bir e, metin. E, yani seyircinin bunu sinemada çok net görebiliriz. Hani e, Çağınırmak'ın klasik sahnesidir. E, Açaydım Gollarımı evet. e, sahnesinde e, Çetin Tekindor'un ve Yetkin Dikinciler'in olağanüstü performansında ağlarken bir anda şakır şakır Gülmeye başladığımız bir evet. e, geçişi yakaladığımız şeyi ben hani giydirici oyununda o insanların hani duygusal olarak çok tap noktadayken bir anda gülmeye başlamasına dönüşmesi bu gerçekten zor bir şey. O yüzden çok nadir böyle örneklerle sayabileceğimiz e, sayıda sahneyi hatırlayabiliyoruz. Bu oyunda görmüştük tabii ki beni çok etkiledi e, çok severek e, içinde var olduğum için çok mutlu olduğum bir işti. O zaman senin için yeri bambaşka olan oyun giydirici diyebiliriz. Evet. Peki, e, sahnede birlikte oynamaktan en keyif aldığın rol arkadaşın kim? Muhakkak vardır birkaç isim ama böyle hı. kendini çok rahat hissettiğin sahnede. Hı hı. Hani onunla oynadığım zaman başka bir rahatlık hissediyorum. Hani böyle e, hiç tedirgin olmuyorum. Evet. E, çok rahat evet, oluyorum. Evet, yani rahatlık rol tabii var. rahatlık. Evet, rahatlık dersek aslında a, Doğan'dan bahsedebiliriz. Doğan Akdoğan. buyu buradan bakta birlikte oynadığımız. E, ben onunla Nerede olursam olayım evdeymiş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü aşırı enerjimiz birbirine tutuyor ve birbirimizi çok seviyoruz. Çok iyi arkadaşız, çok rahatız. O yüzden e, birlikte ne yaparsak yapalım ki YouTube'da da bir e, birlikte bir projede yer aldık. Biz onunla daha sonra dijital için e, yayınlanması plana, planlanan bir dizide çektik. bu buradan Bak'ta da birlikteydik. Onunla yani Doğan'la nedense e, çok rahat hissediyorum kendimi. Çünkü ne yapsam kabul edeceğini e, ve onu alıp, bir şeye çevireceğini çok iyi biliyorum, hissediyorum. O da çok önemli değil mi? O da kesinlikle. İşte mesela dedim ya doğaçlamanın kuralları vardır bayağı böyle pozitif bilimler Daha gibi, da bu yasak, nedir? bu bilmem ne. Mesela doğaçlamada hiçbir şeyi e, reddetme ihtimaliniz yok. Ben size doğaçlama oynarken anne hoş geldin dediğimde siz benim annem olmak zorundasınız artık. Hiç kimse şey demez ben anne değilim ki. Bitti. Al o doğaçlamayı çöpe at. Yani o yüzden onu alıp kabul edip onu bir yere taşımak çok önemli. Bunu Doğan'la yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Peki şimdi sinema filmlerinde var değil mi Hı. biraz? Hatta Eylül'de vizyona girecek evet. bir sinema filmi var ama onun öncesine Yanlış Anlama, Yapışık Kardeşler evet, evet, e, evet, sonrasında da Eylül'de Her Şey Dahil. dahil evet Her Şey Dahil. Bitti değil mi çekimleri? Hazır artık. Ee, evet vizyona çekimleri bitti. Datça'da çekmiştik biz bu filmi ve 1976'dan beri Datçada çekilen ilk filmmiş. Ha. Ve işin ilginç tarafı ben Datça'lı sayılırım. Öyle 96'dan mi? 96'dan beri biz evet her yaz Dacca'dayız. Baya evet. ben böyle çocukluğumun geçtiği sokaklarda Tahtalı. film çekmiş Nasıl oldum. Çok Nasıl? güzel gerçekten gün sayıyorum son bir hafta. Gideceğim inşallah. Ee, o yüzden hani Datça'da olması, komedi olması, Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri, Hakan Bilgin gibi... ...gerçekten hmm. izlerken çok keyif aldığım insanların e, projede olması çok mutlu etti beni. Zaten Datça gibi bir yerde çektik. Her şey yolunda gitti. Ee, şimdi Eylül, 22 Eylül gibi sanırım. Tabii ufak tefek değişiklikler olabilir. Vizyonda inşallah Ay izleyeceğiz evet, beraber. Evet. Vizyona girsin, yine gelin. Hep beraber. Olur vallahi. Ekiple geliriz. Seve seve. Şimdi e, Güldür Güldür Show'dan biraz bahsedelim. Aslında aralar, ara ara konuşuyoruz ama şimdi çok keyifli, çok komik, çok neşeli aslında. Böyle herkesin bazen kendini bulduğu, bazen çok yakında akrabasını, arkadaşını, annesini, babasını bulduğu çok doğal, çok sıcak ve samimi skeçler izliyoruz aslında. Nasıl bir hazırlık süreci oluyor Şöyle dediğiniz gibi çok bizden bir iş yani. O kadar bize ait bir iş ki her bölümde aa bu benim bilmem kimim dediğimiz tipler ve durumlar evet. yaşıyoruz. Yani bunu sadece tipler için değil şey için de söyleyebiliriz. Metinlerdeki durumlar için de söyleyebiliriz. Bunu ben zaten YouTube yorumlarına hep okurum hiç aksatmam. Hmm. YouTube yorumlarında da sürekli bunlarla karşılaşıyorum. Ya benim böyle bir teyzem var yemin ediyorum aynısı. <laughs> ya da biliyor musunuz bu geçen hafta benim başıma geldi. Yani o kadar bizden ki zaten yazarlarım da şöyle bir e, geyimiz var diyeyim. Mesela ben bir anımı anlattığımda iki hafta sonra o anımı önümde tekst olarak görüyorum. Yani baya böyle radar gibi tık 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 dinleyip ondan hemen bir şey çıkarıp hatta böyle çok yeni taze bir skecimiz var bizim e, evlilik teklifi diye. E, ekipte Özgün diye bir arkadaşım var. E, Özgün e, kız arkadaşına, onlar da yeni evlendiler çok tatlılar. Kız arkadaşına evlilik teklif edeceği yerde yan masasında başka bir evlilik teklifi var ve o evlilik teklifinde evlilik teklifi eden arkadaş çocuk inanılmaz bir şov düzenlemiş. Yani o kadar abartmış ki olayı özgün böyle yüzüğümle kaldım yapabileceğim tek hamle yüzük kutusunu açıp benimle evlenir misin demek dedi ve bunu anlattı böyle gülerek ya ne talihsizsin inanamıyorum ama ona rağmen kabul etmiş helal olsun Dilan'a falan. Ama Derken, şans da yani. Evet. <laughs> tamam ne evet. Derken iki hafta sonra bir metin geldi evet. önümüze. Ama gelir. <gülüyor> <gülüyor> Gelmez mi yani böyle bir şey kaçar <laughs> mı? Evet. Onur Buldu'yla oynuyorum. Bana evlenme teklif edecek. Geliyor hemen yanımızda bir şov. Yani çok konuklu da bir bölüm oldu. Bir skeç oldu zaten. Ferhat Göçer geliyor, Özgürcan Çevik geliyor, Hande Katipoğlu geliyor, Kafkas Dans Ekibi geliyor. Bir inanılmaz bir orada bir şov dönüyor. Tabii ki benim evlilik teklifim yanında Sülük kalıyor. Yani <laughs> bayağı böyle anımızı anlattığımız, anda iki hafta sonra böyle oturup anımızı izliyor, durumu olabiliriz. Yani hayattan, bizden çok böyle içimizden O yüzden zaten çok samimi ve çok sıcak Kesinlikle. İzleyiciye de o geçiyor. Kesinlikle. Peki e şöyle bir karaktere muhakkak can vermeliyim dediğin, böyle hayalini kurduğun bir hmm. karakter var mı? Aslında şöyle, ben bir biyografi oynamayı çok isterim. Size burada net bir isim söylemeyeyim. Çünkü birçok isim var böyle. Nasıl ki yanlış hatırlamıyorsam Salma Hayek, Frida'ya can verdi. ...ve çok şahane bir film izledik... ...inanılmaz bir performans izledik... ...ya da e, The Monster diye... ...Cani diye bir film vardır... E, ...Amerika'nın ilk seri katili... ...kadın evet, seri katili evet. Charles Terran inanılmaz bir performansta yani hem densel hem ruhsal o değişimini gördüğümüz. Ee, böyle bir karakterin bayağı oturup çok ciddi anlamda bir masa başı çalışması yaparak... Aslında komedi bir... oynuyorsun. Çok ters köşe rollerden evet, bahsediyorsun. Evet, evet. Yani çok an. çok isterim bir e, biyografi çalışmak o kişiyi. Çünkü mesela e, yazarların yazdığı karakterleri sen hayal ediyorsun. Bu kadın böyledir. Çünkü yazar sana 50 sayfalık bir bilgi veriyor. Altını sen dolduruyorsun. Evet. Ama gerçek bir kişiliği canlandırmak için onun ara annesini, babasını, dayısını, çocuğunu tarihten bak eski fotoğraflarını, e, nasıl bir geçmişi var videolarını izle vesaire çok ciddi bir araştırma yani bir belgesel gibi böyle bir şey yapmayı çok isterim. Peki e, şimdi oyunculuk günümüzde özellikle çok popüler bir meslek. Hı hı. Yani birçok genç oyuncu adayı var. Çok fazla dizi var. Yüksek reytingler alıyor. Sosyal medyanın etkisi dijital var dijital, artık. Dijital evet. Ee, çok fazla proje var. Tabii bunlar çok güzel, çok alternatifte. Ee, o yüzden oyunculuğun da biraz popüler olduğu bir dönemdeyiz aslında. Ee, tabii ki her mesleğin zor yanları var şimdi okullu bunun eğitimini almış bir oyuncu olarak da sormak istiyorum. Güzel yanları muhakkak var. Hmm. Konuşuyoruz işte, gülüyoruz, eğleniyoruz, konuşuyoruz. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Gözlerinin içi parlıyor anlatırken ama zor yanları da muhakkak vardır. Ben o zor yanlarını merak ediyorum mesela. Oyunculuğun zor yanları neler? Mesela bu mesleği seçmek isteyenler nelerle karşılaşacaklar aslında? Evet. Yani evet gerçekten düşünce bile çok ım... Sıkıldığım, çözümsüz kaldığım noktalar var. Mesela öykü bunun bir reçetesi yok. Yani ne olursa maddi manevi kendimi gerçekleştirebilirim, tatmin olurumun bir karşılığı yok. Yani yetenekli miyim? Evet. Ee, Güzel olmak mı? Evet. Ama yetmiyor. E, şans mı? Evet. Doğru zaman, doğru yer, doğru proje. O kadar çok farklı... E, kanaması var ki hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Ne istediğinle çok alakalı. Ben sadece tiyatro yapmak istiyorum diyen birisi acaba hayatının sonuna kadar ee, maalesef ki bizim ülkemizde maddi olarak istediği bir e, seviyede hayatını devam ettirebilecek mi? Sadece televizyonda iş yaptığı, çok da güvenmediği, belki de inanmadığı işler yaparak maddi olarak çok mutlu olmuş, çok tatmin e, seviyesine ulaşmış birisi acaba oyunculuğunun köreldiğini düşünüyor mu? Yani o kadar çok farklı e, nokta var ki, o kadar çok soru işareti var ki evet. meslekte. E, yani inan ne nedir, ne değildir bir e, formülü yok. Yani evet yani bu formülle gidersen Başarısın. Başarı nedir? Bizim ismini bile bilmediğimiz çok iyi oyuncular var. Bundan çok eminim. Ya da çok iyi paralar kazanmış dünyanın, Türkiye'nin tanıdığı ama aslında çok da iyi oyuncu olmayan isimler var. O yüzden hangisi başarı ben bilmiyorum. Ben benim tek kariyer hedefim mutlu olmak. Ben şu anda çok mutlu olduğum bir işteyim. kendime bir şeyler katıyorum. Projeye bir şeyler katmaya çalışıyorum ve para kazanıyorum. O yüzden şu anda mutluyum. Benim için şu an e, oyunculukla ilgili söyleyebileceğim şey bu. Ama çok mesaj geliyor. Özgün abla oyuncu olmak istiyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ya inanın bilmiyorum. Ben ne yaptım? Onu da tam bilmiyorum. Sadece hep tweet'te atmıştım bunu zaten. Her zaman söylerim. Oyuncu olmak isteyenler için iki tane bence şart var. Bir, en önemlisi, çelik gibi bir irade. Çünkü olacak gibi olup olmaması insanı o kadar çok duygusal e, devinimlere sokuyor ki sürekli kendini bir kere enstrümanın, kendi bedenin kendi sesin kendi geçmişin kendi yaşanmışlığın duygun. O yüzden sürekli kendine dönüyorsun. Ben ben yetersizim. bende bir sıkıntı var. Ben şöyleyim çünkü vücudum böyle. Çünkü oyunculuğum şöyle. Bedenim böyle. Sorgulamaya başlıyorsun. Evet sürekli ve kendini ve bu inanılmaz bir e, özgüven balta, baltası. Bunu ben eminim daha yeni Jennifer Lopez belgeseli izledim. O bile yani ne kadar yetenekli. Sesi şahane, oyunculuğu, bedeni, dansı vesairesi. O bile bir noktadan sonra bunları yaşayabiliyorsa biz tabii ki yetenek çok başka. Herkesinki bambaşka tartışılır. Neler neler yaşıyoruz. Dediğim gibi çelik gibi bir irade ve maalesef bu söylediğim birçok insan belki katılmayacak ama zengin bir aile çok üzgünüm. Çünkü sen sürekli kendine iyi bakmak zorundasın. Bedenine, saçına, başına. Sürekli okumak, sürekli oyun izlemek zorundasın. Şu an bir tane oyunun bir bileti Oy. ne kadar? <laughs> Oturur konuşuruz. E, dolayısıyla seni destekleyen bir arkada aile ya da artık her neyse bir şey olması gerekiyor ki sen saçını başını yaptır. Büyük bir motivasyonla Git audition'a, oyuncu seçmelerine gir. Ya da çok iyi bir oyun varmış. Zeyrin Tekin de Ortoz oyununu oynuyor. Şahane bir oyun, tek kişilik performans. Onu izlemek istiyorsun ama oyuna bilet almak zorundasın. Gibi aslında hani böyle e, olumsuz tarafları var ama her şeye rağmen iyi ki bu o, baht dönümünü, bu o, kırılmayı yaşamışım ve bu yola girmişim diyorum. Ama çok emek çok değil emek, çok ayağı kırıklığı, gerekiyor. çok neşe, Hı. çok ağlama, çok üzüntü. Çünkü üzümlü. talep de çok. Evet. O yüzden mesela bir audition diyorsun aslında. Evet. Bir rol için belki yüzlerce evet. audition. Yüzlerce kişi giriyor. Değil mi? Ve, ve sen, oradan bir kişi seçiliyor. Ve sen asla neden olmadığını bilmiyorsun. Evet. Mesela üniversite sınavına giriyorsun neden olmadığını biliyorsun. Elin titredi çözemedin. E, kaydırma yaptın yapamadın. İyi çalışmadın yapamadın. Dışarıda iş makinesi çalışıyordu konsantre olamadın. Biliyorsun neden olmadığını. Ama bunu asla bilmiyorsun. Neden olmadı? Oturup sen o dişine girdiğin oyuncunun e, dizisini izliyorsun, reklamını izliyorsun. Neden ben izliyorum. değil de evet, o seçildi evet. acaba diye Bilmiyorum, soruyorsun. ve bu sitesin. çok zor bir... E, Aynı şey sen yaşadın mı? Mesela hayal kırıklıkları da. yaşadın mı? hani Neden olmuyor? Niye e, o hala olmuyor? E, tam şu anda mesela tabii. güzel bir yerdesin e, Hı -hı. ama buraya gelene kadar muhakkak nasıl yollar kat etmişsindir? Tabii ki. O hayal kırıklıklarını nasıl topardın? Mesela sen kendini nasıl motive ettin? Evet, evet. Çok güzel, çok doğru bir soru. Yani o kadar e, dibi gördüğüm anlar oldu ki hemen bir tanesini anlatayım. E, yok olmayacak artık dedim yani ve e, ve benim mutlu olmam gerekiyor. Çok mutsuzum. Ne beni mutlu eder? Gezmek, dünyayı gezmek. Dünyayı nasıl gezebilirim? Param yok. Ben hostes olayım dedim. İngilizcem de var. Ben bayağı hosteslik sınavlarına başvurdum e, ve İngilizcenin ilk sınavını geçtim, ikincisini geçtim. Artık devam edeceğim. Olmadı ve çok üzüldüm. Ama içimden bir şey de dedi ki özgün olmadıysa demek ki olmaması gerekiyormuş. Bu mesela bir dibi gördüğüm andır. Sonra yine pandemi süreci zaten tüm sektörleri etkiledi gibi bizi de çok etkiledi. Yine pandemide benim bir şey yapmam lazım, bir şey yapmam. Yani bu durma hali beni çok yıpratan, çok üzen. Ben çok neşeli bir tipimdir, sürekli şakırım ben. Öyle bir dönem oldu ki böyle duruyorum bitki gibi öykü. Çünkü hiçbir şey beni mutlu etmiyor. İşe yaramaz, verimsiz hissediyorum ve bu benim en istemediğim şey. Bayağı dedim ki ben o zaman biyoloji çalışayım en azından bari öğretmenlik yapayım. Aslında ne kadar kırılma noktalarına evet. bak. Biyoloji mezunusun ama evet. oyuncu olmak istiyorsun. Tekrar sınavlara hazırlanıyorsun ve giriyorsun ve oyuncusun ama o anda da bazı hayal kırıklıkları e, dolayısıyla yine kendini sorguladığım evet. bir döneme evet, denk evet, gelmiş. Evet. Yani hep böyle bir şeylerin ucundan e, döndüm yani dibi görüp tekrar bir şeyler oldu. E, bundan sonra da olabilir, bilemiyoruz yani <laughs> hiçbir şeyin garantisi yok maalesef ki. Bir şekilde onu handle ettim, bir şekilde e, hayatta kaldım. E, şu an o yüzden hani mutlu olduğum bir dönemdeyim diyebilirim çünkü çok zor zamanlardan geçtim tabii ki eminim. bunu izleyen oyuncu arkadaşlar varsa hepsi evet 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 diye katılacaklardır. Hiçbir şey göründüğü gibi değil maalesef ki. Peki oradaki motivasyonun nasıldı? Yani tekrar nasıl toparladın kendini? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evet. Herhalde olmayacak deyip başka bir şeye yönelirken hı hı. tekrar nasıl o kırılmayı yaşadın, topladın kendini? Ee, bir şey söyleyeyim Bu çok enteresan. Böyle çok büyük bir karamsarlıktan küçücük bir e, seyirci yorumuyla çıkabiliyoruz biz aslında. Küçücük bir... E, işle çıkabiliyoruz. Bu işi bildiğini düşündüğün ya da gözüne güvendiğin birinin söylediği bir şeyle çıkabiliyoruz. Eee ben işte o durumdayken bir sinema filmi oldu, kendimi o film çekimleri süresince iyi hissettim, toparlandım, üzerine güldür güldür vesaire hep böyle bir dipten bir şeylerle çıktım tekrar. Ee, her şey geçtim, size gelen bir mesaj eski, hala şu videonuzu izliyorum ve çok gülüyorum, umarım sizi tekrar ekranlarda görürüz, çok özledik diyen birisi, şöyle oluyorsunuz, ya ben birilerini etkilemişim, bundan vazgeçmemeliyim. Çünkü bence oyuncu kişisi zaten izlenmek istiyor, fark edilmek, görülmek istiyor. Yoksa biz neden oyunculuğu seçtik Tabii. ki? Biz bir şeyler yapıyoruz. 500 kişi bizi izliyor. Tiyatro sahnesinde milyonlarca insan bizi izliyor televizyonda. Tabii. Biz görülmek istiyoruz, fark edilmek, izlenmek. Dolayısıyla görülmediğin, fark edilmediğin ve izlenmediğin bir anda dibe düşüyorsun. Ama sonra seni daha önce görmüş, izlemiş, fark etmiş birisi sana göre dönüş yaptığında diyorsun ki evet durmam lazım. Burayı tutmam lazım. Peki mesela hayal kurar mısın bundan 10 sene sonra? Kendini nerede görüyorsun? Ee, nerede Ye değil de şöyle bir cevap vereyim ben buna. Ee, hani bazı şeyler izleriz ve deriz ya ya bu rolü var ya Ayşen Guruda'dan başkası da oynayamazdı. Aklımızın ucundan bile geçmez onu oradan çıkarıp yerine birini koymak. Eee... Bunu dedirtmek isterim seyirciye. Hı. Yani bu, bu cümle mesela Perran Kutman, yani çok hayranım Perran Kutman'a. Perran Kutman neyi oynasa yerine başkasını koyamıyorum kafamda. Ben mesela roman okurken, e, oyun okurken hep böyle kast yaparım ister istemez. Hı. Yani oyuncu seçerim bunu şu oynar, bunu bu, bu oynar diye. E, ve çok değiştirebilirim de oynar, Y de oynar, Z de oynar. Ama işte bu saydığım isimler Perran Kutman gibi, Ayşen Guruda gibi, Zerrin Tekin Doğlu gibi. Hmm. Bu isimleri yerine çıkardığımda yerine birini koyamıyorum. Ben de nacizane e, yerinden çıkarılmak istemedikleri projelerde e, böyle roller oynamayı çok isterim. E, saygıyla almış olanım evet. bu üç ismi de eee evet. gırgırıyedeki halleri hala her defasında Aynı İnanılmaz. coşkuyla güler mi insan? Ben İnanılmaz. sürekli gülüyorum. Eski filmleri, Yeşilcan filmlerini izler misin bu arada? Bayıla bayıla. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Eskiden biz çocukken, gençken falan hep olurdu ekranda. Televizyonda dönerdi. Artık maalesef gündüz kuşağında e, göremiyoruz. Ve ben de asla gündüz kuşağındaki e, programlara e, dayanamıyorum. O yüzden bayağı YouTube'dan. Ee, orada Arzu filmin bir sayfası var zaten. <laughs> Arzu filmin filmlerini sırasıyla tek 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 izlerim. Diğerleri de. Kabereler izliyor musun? Nasıl? Eski kabereler izliyor musun? Zeki Tabii ki. Bayıdı, tabii ki. Hayranıyım. Hatta demin film. bahsettim. Doğan'da arşivleri var. Öyle mi? Tabii, arşivleri var. bayağı bir gün gidip böyle oturup hadi film gecesi yapalım deriz ya. Deve kuşu kabere gecesi yapacağız. Peki yeni nesil oyuncularınızı nasıl değerlendiriyorsun, nasıl buluyorsun? Ya çok başarılı oyuncular ne var. Ne severek izliyorsun mesela? E, mesela Funda Er çok severek Hı. izliyorum. Ben onu tiyatro sahnesinde de e, izledim, e, televizyonda, sinemada. Çok beğeniyorum. E, Öykü Karayeli çok beğeniyorum. Hı -hı bence çok o da her ikisinde de hem tiyatroda ya tiyatro televizyon ayırmak istemiyorum çünkü oyunculuk bir tanedir. <laughs> yani işte kamera önü oyunculuk kursları ya kamera önü oyunculuk diye bir şey olabilir mi? Oyunculuk bir tanedir. Yani siz tıp okumadan gidip ben çocuk şey doktor olmak istiyorum diyebilir misiniz? Mümkün değil. Önce tıp okuyacaksın, sonra dallarına ayrılacaksın. Tabii ki sahnede yaptığın büyük hareketleri, o büyük sesleri, bilmem neleri kamerada yapmana gerek yok çünkü her şeyle seni çekiyor kamera. Tabii. Bunlar öğreniliyor bir şekilde. Ee, o yüzden hani ayırdığım için de kendime kızıyorum. Bu isimleri çok beğeniyorum. Gerçekten çok var. Fatih Artman'ı çok beğeniyorum. Serkan Keskin'i çok beğeniyorum. Hı hı. Ee, bu isimler şu an ne etapta... peki seni çekiyor oyunculuklarında? Ee, gerçek olmaları hı. çekiyor. Yani işte tiyatro göz sanatı mıdır, söz sanatı mıdır tartışılıyor yıllarca. Sahicilik gerçek olmaları. Oyunculuğun olmazsa olması doğal olması mı? Yani inandırıcılığı. Ya bu inandırıcılığı aslında tartışılıyor. Aslında ya mi? mesela epik tiyatrodan bahsedecek olursak, e, Brecht'ten bahsedecek olursak. Şimdi epik tiyatro doğallık, gerçeklik, inandırıcılık. Epik bir oyun izlediğinizde o oyuncuyla özdeşleşip katar size şeyip ağlamazsınız. Ağlamamalısınız. Brecht zaten bunu söylüyor. Size oyuncu ne olduğunu hem oyuncu kişisiyle, rolden çıkarak özgün olarak Güldür güldürden örnek verelim. Jale haliyle oynayıp özgün olarak çıkıp Jale'nin ne hale geldiğini seyirciye anlatıyor zaten. O yüzden bunun hani bir sürü metodu, tekniği vesairesi var. E, ama hani bu isimlerle ilgili beni çok e, inandırmışlardır. Yani hem oynadıkları rollere e, hem de varoluş biçimleri sahnede ya da ekranda e, beni çok inandırmıştır. O yüzden bu e, benim için kriter diyebiliriz. Eğitim de veriyorsun. Devam ediyor mu? Evet evet ama ben daha çok çocuklarla çalışıyorum. Hmm. Yani yaratıcı drama eğitimleri veriyorum. 6 yıldır aynı kurumda. Ee, ve çok seviyorum, çok eğleniyorum çocuklarla. Ve böyle arkadaş ortamında vesaire ben bir anı vesaire anlatıyorsam mutlaka eğitim verdiğim anlardan, günlerden vesairelerden bir şeyler vardır. Çünkü çok komik anekdotlar yakalıyoruz. Özgün bitti program biliyor musun? Aslında ya, daha konuşalım. <laughs> <laughs> i̇yi ki geldin. Film vizyona girsin Eylül'de yine gel. İnşallah. Sebe, Hep sebe. beraber böyle gelelim. filmi de konuşuruz. Çok teşekkür ederim şahane sorularda. Çok teşekkür ederim ben de iyi ki geldin. Açık soruları noksalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.